Altın Skor Spor Haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Ali Koç yeniden başkan olmalı mı? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Manchester United ile Chelsea, Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho için karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminde Alman ekibinin kapısını çalacak olan iki takım bonservis için 90 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Gaziantep'e transfer olan Bilal Başakçıoğlu Hollanda'ya geri döndü. 26 yaşındaki oyuncu Hollanda takımlarından Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı. İkinci lig beyaz grupta rekor kırıp şampiyon olarak Türkiye Futbol Federasyonu 1. lige yükselen Manisa Futbol Kulübü transfer bombasını patlattı. Ege ekibi Denizlispor'dan ayrılan ve ismi birçok Süper Lig kulübü ile anılan tecrübeli golcü Hugo Rodega ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Trabzonspor ve ligde yeniden üst sıralara oynamayı hedefleyen Başakşehir, Romanya'da gol kralı olan 10 numaralı forvet Florin Deanus ile ilgilendiklerini belirtti. Abdullah Avcı'nın aynı şartlarla kalacaksa bir yıl daha takımda isterim dediği Lewis Becker için Chelsea ile görüşme yapıldı. Londra ekibi bir sene kontratı kaldığı için Becker'ı kiralamaya sıcak bakmıyor. İngiliz devi bonservis talep etmese dahi oyuncuyu tüm maaşının karşılanacağı bir kulübe göndermekten yana. Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor Becker için 700 bin euro maaş vermiş, kalan 700 bin euroluk bölümü ise Chelsea karşılamıştı. Beşiktaş'ın çift kupalı sezonunda büyük katkı sağlayan Valentin Rossier için Rus ekibi Dinamo Moskova, Fransız sağ bekin bonservisinin bulunduğu Sporting Lisbon'a 6.5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Daha önce Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığını ifade eden Fransız sol bek, Rus ekibinin formasını giymek istemiyor. Şampiyonluk kutlamalarına Beşiktaş'a veda gibi bir şarkıyla sahneye çıkan Dorukhan Tokoz, yeni sözleşme konusunda Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya varamadı. Beşiktaş'tan 4 yıllık anlaşma isteyen ve garantide 1.5 milyon euro maaş bekleyen Dorukhan, siyah beyazlı yönetimden 800 bin euro cevabı alınca takım arayışlarına başlamıştı. Beşiktaş ile anlaşamayan Dorukhan'ın Fenerbahçe'yi imza atacağı konuşuluyordu. Ancak milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut bu ihtimalin sıfır olduğunu açıkladı. Dorukhan büyük bir sürprizin altına imza attı ve Fransa Lig 1 takımlarından Lille ile görüşmelere başladı. Fransız kulübüyle Euro 2020'den hemen sonra Haziran ayı başında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Vicente Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim ilk hedef olarak Fulham forması giyen Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibiyle temasa geçildi. Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i bir yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantaja çevirmeye çalışacak. Değeri 18 milyon euro olan Sırp golcü için Beşiktaş'ın en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi bileti olacak. Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı. Sarı Kırmızılar Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alparslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Türk Telekom Arena stadına geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmenin altına imzasını attı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere ilk yıl için 5.5 milyon TL, ikinci yıl için 6.5 milyon TL ve üçüncü yıl için 7.5 milyon TL vereceği kaydedildi. Alparslan Öztürk bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkarken 3 gol attı. Göztepe kariyerinde 76 maçta 13 golle oynadı. Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren ve yayınladığı mesajla kulübüne veda eden 23 yaşındaki stoper Fatih Kurucu'nun talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu 1.90 boyundaki savunmacı için Galatasaray'da devreye girdi. Genç oyuncu süre alabileceği takıma gitmeye sıcak bakıyor. Luyendama ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim 23 yaşındaki stoperi listesinin ilk sıralarına yazdı. Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından bonservisi elinde olan oyuncu için girişim yapılacak. Geçen sezon başında kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Gabonlu Yıldız yeniden Florya yolunda. Sezonu Fulham'da kiralık geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Mario Lemina'nın yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. Lemina'nın bonservisini elinde bulunduran Southampton'ın bir yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın
4-5 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Belhanda ve Gatson'ın vedası sonrasında oluşan boşluk için aranan isim West Ham'dan Felipe Anderson oldu. 28 yaşındaki oyuncunun İngiltere ve Portekiz'deki düşük grafiği bu transferin de önünü açacak. 3 sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Anderson, İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. West Ham'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Felipe Anderson'ı düşünmediği bilgisini alan Galatasaray bu transfer için nabız yoklamaya başladı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu. Gaziantep Futbol Kulübü genç teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Arjantin basının haberine göre Estudiantes Sosa için teklifte bulunacak. Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Verón'un geçen yazda istediği 35 yaşındaki tangocu ile yeniden iletişime geçip ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Ancak Sosa'nın Fenerbahçe'de ve İstanbul'da olmaktan mutlu olduğu ve kalan 1 yıllık kontratını tamamlamak istediği de haberde dile getirildi. Fenerbahçe'de Luis Gustavo ile yollar ayrılabilir. Brezilyalı ön libero ilerleyen yaşının yanı sıra yüksek maaşı nedeniyle tartışılırken ülkesinden talip çıktı. Flamengo'nun 33 yaşındaki sambacı için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi. Yılda 3.5 milyon euro kazanan Gustavo'nun şartlarının oluşması halinde gönderilebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe ile adı anılan kaleci Gökhan Akkan için Rizespor pazarlıklarda izleyeceği yol haritasını belirledi. Karadeniz temsilcisi sarı lacivertlerin kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mamet Yam ile Lemos'u talep edecek. Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun'un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan'ın takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Forvet transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de yönetim, Lyon takımında oynayan forvet Kar Togo Ekambi'yi listesine aldı. Lyon takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ekambi bu sezon Lyon formasıyla 38 maçta 12 gol 7 asist kaydetti. Diego Perotti futbolculuk kariyerinin noktalanma ihtimaliyle karşı karşıya. Arjantinli yıldızın Fenerbahçe sağlık heyetinin onaylamamasına karşılık kişisel doktorunu dinleyerek dizinden ameliyat olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe sağlık heyeti de 32 yaşındaki yıldız ismin yeniden sahalara dönüşünün zor olduğunu raporladı. Yönetim Perotti'nin geleceğini görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırırken Arjantinli futbolcu Türkiye'den ayrıldı.